renkli bir şeyler söyleyeceğim. Muhteşem bir fiziğin var. Çok teşekkür ederim. Hiç değişmiyor. Kickboksçuyum bu arada. Kickboksçusun. Kickboks yapıyorum. Seni Survivor'a yüzden... hangi kuvvet götürdü ya? Aa, Survivor'a beni hiç kimse götüremezdi arkadaşlar. Bak çok ilginç hikayesi götürdü? Var. Acun Ilıcalı bir gün beni arıyor. Diyor ki Sayın Morgül sizinle toplantı yapmak istiyorum. Ben de Cavit Çağlar'ın Olay televizyonunda Yılmaz Morgül Show yapıyorum. 4 yıldır. Bütün starları ağırlıyorum. Efendim dedim ki herhalde bana herhalde bir müzik programı falan teklif edecek. Acun Ilıcalı. Bir kendisini hiç tanımıyorum. İsmini biliyorum ama hiç tanışmadım. Gittim efendim, çağırdı beni, araç gönderdi. Sağ olsun gittim. Dedi ki böyle böyle de sizinle çalışmak istiyoruz. Öyle mi efendim? Nasıl bir program düşünüyorsunuz? Bana dedi ki Survivor. O ne dedim? Vallahi bak ben Survivor'ı hiç izlememiştim ki. O ne dedin? Hiç izlemedim. Ondan sonra dedim ki Survivor ne? Beni aradıklarında ne yaptım? Siz gidin başka bitikleri çağırın bana, bir daha sakın beni aramayın dedim. İşte öyle değil. Dedim ki Survivor nasıl bir program Acun Bey? Dedi ki bu bir yarışma. İşte şeye gidiyoruz, Dominiklere falan gidiyoruz. Orada işte ünlüler ve gönüllüler takımı var. Sizi ünlüler takımına almak istiyoruz. İşte o program için biz sizi buraya davet ettik. İmkansız dedim. Teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz ilginize. Ben programımdan çok memnunum. Tabii. Ki o zaman da Taşlık Gazinosu'nda çalışıyordum. Bir de yani Yılmaz Morgül ne alaka? Az solist yani. Yani Survivor ona... Yılmaz Morgül alakasız yani. Ne olduğunu da bilmiyorum. O zamanlardaki yani... gündemde zaten feci bir pırıltısı bir de var. Yani orada atletik her yapıları falan yerde. Devamlı spor yapan insanlar da katılıyor. Şimdi bu tam fiziği falan iyi de. 96-97 yılı bu. Yani 2016, nasıl yapacak o yarışmayı? 2017 yılı bu. Efendim bir daha çağırdı. Yine aynı cevabı aldı. Bir daha çağırdı. Bu sefer böyle yaptı bak. Ya siz dedi nasıl bir sanatçısınız? Siz nasıl bir insansınız dedi bana. Böyle bak yüksek ses perdesiyle. Ne demek istiyorsun siz Acun Bey dedim. Ya dedi ben senin gibi bir sanatçı tanımadım dedi. Yıllardır dedi magazin muhabirliği yaptım. Bu işin içinde bir insanım. Bu sanatçılarla her şekilde çalışıyorum televizyonumda. Ama senin gibi bir insan ben tanımadım. Neden böyle konuşuyorsunuz Acun Bey? Bende bir şey mi gördünüz dedim. Yok dedi ya. Sen dedi nasıl bir insanmışsın dedi. En yakın 15 yıldır görüştüğün insanların... Benim cebimdeki 5 kuruşun hesabını verdiğim hani hukuk ve mali işleriyle ilgili isim verebiliyor muyuz? Ben çünkü Bobra'yım. Kişini söylerim. Dedi ki, söyleyebiliyorsun. Ha, söyleyebilirim değil mi? Efendim dedi ki benim cebimdeki 5 kuruşun hesabını verdiğim her türlü hukuksal işlemlerimi yapan aileyle 15 yıldır görüşüyormuşsun. Ve dedi hiçbir şekilde benim mevzum geçmemiş. Neden geçsin Acun Bey? Kimden bahsediyorsunuz siz dedim. Dedi ki Hüsnü Asuman Güreli. Sen onlarla ailece görüşüyormuşsun. Onlar bana dediler ki Hüsnü Bey dedi ki Acuncum sen boşuna uğraşma. Yılmaz Morgül'ü Survivor'a falan götüremezsin. Bu öyle bir insan değil. Sen bunu parayla falan alamaz. İkna edip de oralara götüremezsin. E ne yapacağım dedim diyor Acun. Heh. Bak bunu da anlatıyor. Dedim ki Hüsnü abi ne yapacağım Yılmaz Morgül'ü Survivor'a getirmek için? Yapacağım bir şey var o da kabul ederse. Nedir demiş? Yılmaz'ın çalıştığı 28 tane hasta çocuk sağlık vakfı var. İşte Down, otizmli, serebral palsi, engelli. Dedi ki eğer onlara sen bağış yaparsan Yılmaz'ı kalbinden vurursun. Yılmaz'ı da oraya götürürsün. Sen 5 kuruş almadın mı? Yok hayır ben o anlaşmayla gittim. Aa! Oraya tabii. Sonra... biliyorsunuz sen bu kadar zengin misin peki almadın hiçbir şey. Ama bu böyle zenginlikle bir adam. İlgisi yok ki bunun. Adam, bu hiç ilgisi öyle. Yok. Ben öyle bu sonra ama bana ne kapılar açtı? Rising Star. Arkasından ve Acun Bey'in sunuculuk yapmadan ve o affedersiniz bir daha yaşanmasın. Bir kalkınma yaşadı ya Türkiye. Evet, hani kalkışma oldu. Kalkışma doğru, oldu ya. Temmuz. O dönemde bile çocuklar ilk 3 rating Rising Star TV8'de ondan sonra olay oldu tabii 3,5 ay orada çalıştım sonra Yılmaz Morgül Show TV8'de sonra Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye gibi programlar sundu bana. Evet, evet. Aferin. Tabii bunları yaptım. Bravo. Sonra pandemi girince sen biraz dinlen dedi bana o ses için de dinlen dedi. Çünkü ama dedi, sen dinlenmedin Instagram'da feci şeyler yaptın. Ben durmam. Sen Seren'e ulaşamadın mı geçen hafta? Evet ya. Neden ulaşamadın? Ya? Yılmaz Morgül'ün arka... Ben Karadeniz'de olduğum için fıkraları güldürmeyi çok seviyorum. Bak şimdi benim bir vine'im var onu Seren'e uyguladım. Dedim ki efendim Seren Serengil'e
günlerdir arayıp ulaşamıyorsanız sorun hatlarda değildir. Sorun Seren'in yediği hatlarda. Seren hangi hatları yiyormuş o sırada? Tabii benim arkadaşlarım arasındaki adım ne biliyor musunuz? 009. Öyle mi? 007 değilim. Neden? Her şeyi bilirim. Bana gönül yazar der ki kulakları çınlasın. Sen sanat dünyasının kara kutususun. Ay seni sen yiyeceğim kara şimdi kutususun. Kalkım çok. Senin bilmedi çünkü ben öyle bir evde yetiştim ki. İbrahim Beylerin. Sana bir soru sorayım mı? Ortamında. Efendim. Çok yılanlık işte, geldi aklıma. Tamam mı? Ve bu arada da geçmiş olsun diliyorum. Benim manevi annem var. Belkıs Özener. Çocuklar koronaya yakalandı. O geçmiş olsun. Yoğun bakımlar ölümden dün döndü. Ay aman Allah geçmiş korusun. Evet, kendisi şu anda geçmiş, ekran tabii. Karşısında. Çok kıymetli. Çok sevgilerimiz. Annemden sonra canım. En sevdiğim insan manevi annemdir. Belkıs Özener'e. Çok değerli bir sanat. O gönüller dolusu geçmiş olsun şey dileklerimizi Ebru iletiyoruz. Gündeş sana küfür etti, bıçak çekti mi? Daha neler. Vallahi arkadaşlar ben neler yaşadım biliyor musunuz? Ay, doğru, o gazinolarda. Böyle bir şey ben var, neler yaşadım. Ben Luna Park gazinosunda bakın bütün araştırabilirsiniz basın arşivini. Dönüşümle az solist olarak başladık Serencim. Evet, nerede? Luna Park gazinosunda. Ebru'yla mı? İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, evet. Yılmaz Morgül. Bir gece İbrahim Bey'den sonra Ebru, bir gece ben çıktım. Tamam. Bir hafta böyle gitti mi? Sonra evet. Rahmetli Osman Kavran üçümüzü gazinoya yemeğe çağırdı. İbrahim Bey yaşıyor. Allah uzun uzun ömürler versin. Ebru Hanım, İbrahim Bey biz yemeğe gittik. Dedi ki Ebru kızım dedi. Senin dedi ilk gazino çalışman bu. Çünkü Ebru Gündeş benden aynı şirketteyiz müzik şirketinde 3 yıl önce lanse olmuş, meşhur olmuş bir insandı. Ve Ebru Gündeş bana söyledi Serencim aynı şirkette. Fahrettin Aslan beni çağırdığında Yılmaz'cığım beni de söyle dedi. Ama Fahri hiçbir zaman Ebru Gündeş'i çıkartmadı Fahri Bey. Kabul etmedi. Maksime çıkamadı biliyor musunuz Ebru Gündeş? Ve sonra ben Fahri tamam. Bey'in teklifini kabul etmeyince efendim kadrodan dolayı bana Osman Kavran teklif etti. Bir tek kişi istiyorum. Bu benim hayalim. Ben bir gün astrolojist olunca İbrahim Tatlıses'le çalışmak istiyorum dedim. Hayalimi söyledim. Osman Kavran hemen oradan İbrahim Tatlıses'i aradı. Taksim stüdyolarında İbo Şov çekiliyor. Hemen dedi varım İbrahim abi geliyorum. Ebru Gündeş. Bunu duydu bizim şirketteki Ebru Hanım. Dedi ki Yılmaz'cığım ne olur İbrahim Bey'e söyler misiniz ben de kadroya gireyim. Bak ben vesileyim o ekmeğe. Ama benim o bir haftalık çalışmamızdan sonra Osman Kavran dedi ki kızım dedi bu haftadan itibaren sen İbrahim Bey'den önce çıkıyorsun. Yani yeri İbrahim o. Bey, Oriental Şıvga, son Yılmaz Morgül çıkacak. Evet. Bundan sonra 3,5 ay. Bunu duydu mu? Olmuştur. Evet. Çok hırslı çünkü. Ay, çocuklar benim yaşadıklarımı bakın Allah vergisi bir ses. Çok büyük bir yorumcu. Bunu söylemek zorundayım. Tabii. Çünkü... Doğru olan şeyler. Sen söylemesen de zaten bu aşikar. Ama olsun. Yani. Hakkını vereceksin her şeyin. Efendim ama ben o günden itibaren gazinonun sürekli astrolojisi olduğum için bana hayatımda erkek olarak ağzıma almadığım ne laflar. Küfürler. Tabii ben hakkımı helal etmiyorum Ebru Gündeş'e. Ama benim neden, anneme nasıl yani? Küfür etti o. Ne diyorsun sen? Annemin hayatımın merkezi olduğunu biliyorsunuz. Ben yıllar önce de söyledim Emin canım. Üstünü örttü biraz bazı magazinci olduğunu zanneden siteler açıp bak, ondan bundan hediyeler hep alıp da şeyler. Haberler yapar insan. Aynı söyle. Şeyler. Demek anladınız ki doğru söylüyormuşum değil mi? Ondan sonra bu habere de bu şekilde sen kimsin de Ebru Gündeş'i az solisti oldun falan filan. Efendim arşivler var. Girsinler Yılmaz Morgül Instagram sayfasına. Gazinolar biliyorsun Serencim. Ben biliyorum. Sen bir solistin. Teşekkür ilanı verirler. Evet. En başa kimi koyarlar? Solist. Yılmaz bak ne diyor? Solistin Luna Park gazinosu diyor. Sayın 3,5 aylık çalışmadan sonra Sayın Yılmaz Morgül'e. Ve kadrosu. Sayın de. Ebru Gündeş'e, Sayın İbrahim Tatlıses'e diyorlar. Teşekkür ilanı da bu. En başta kim var? Sol başta kim olur? Türkücü. Hayır sol başta. Astrolist. Hayır, astrolist en yukarıda olur. Evet. Sol başta, onun altında da hemen solda türkücü olur. En altta İbrahim Tatlıses. Evet, en altta İbrahim Tatlıses olur, doğru. Bir dakika anlatma. Ben reklamlardan yok, sonra. Ben anlat. Hakkımı helal etmiyorum. Çok büyük bir ses, çok değerli bir bıçak. Bıçak nerede? Ama benim kalbimi, annem benim dünyamın merkezidir. Benim anneme yaşıyor. Sevil
Sevil Hanım vardı bizim ortak asistanımız. Evlendi, Bodrum'a yerleşti. Bir dakika reklama gideceğiz çünkü mecburuz. Dönüşte bir şey. Bıçak İnanılmaz çekme olaylar var. Gerçek mi değil mi? Annesine küfür etmiş daha ötesi. Daha büyük bence bıçak yani çekme. Herhalde. Ya.